Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerini öldürmeye gelen Hazreti Ömer, görünüşte bundan daha kalbi kara, bundan daha kötü, bundan daha günah, bundan da daha büyük günah var mı? Yok. Kendi bacısını dizliğe kabre gömmüş. Gaddar, zalim, ülkeli, günahkar. Ama ne oldu? İlla men tâbe ve amile amelen salihan fevlâike yübeddilullâhi seyyâtühüm hasenâr. Yalnız tövbe edince, evveli adam öldürmüş, günah işlemiş, peygamberimizi de öldürmeye geliyor. Birçok kötülükleri var. Buna karşılık فَاُولَٰئِكَ يُبِدِّلُ اللّٰهِ سِيَّاتُمْ حَسَنَةً onun dağlar gibi birikmiş olan günahının hepsini affetmeden başka sevaba çeviririm diyor. Hazreti Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri peygamberimize inanıp da ona şehadet kelimesi getirince onun dağlar gibi birikmiş olan günahının hepsi af oldu. Af olmadan başka da sevaba çevrildi. Allah bunu cümlemize nasip etsin. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu tövbe yapmayı, bu günahlarının sevaba çevrilmeyi bunu cümlemize nasip etsin. Bir de başı açık gezmeyi çok mübah görüyorlar. Başı açık mekruhtur. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri başı açık gezmeyi doğru görmüyor. Müslüman alemine bak başı açık göremezsin. Avrupa'ya televizyona bak başı açık görürsün. Başı açık gezmeden şapkayla gezmeyidir. Şapkadan gezmeden mazuriyet vardır, başı açık gezmede yoktur. Ya başına böyle terlik giy, başı açık hiç gezme, başı açık yemek yersen mekruh, su içersen mekruh, ne yaparsan yap, namaz kılarsan mekruh, hepsi mekruh. Peygamberimiz, eshaplar, tabiinler, imamlar ta 1400 seneden beri bu zamana kadar başı açık hiç gelmemiştir. Hem hakkında hadis-i şerif de vardır. Benim yazdığım kitapta Zuhurat-i Bilal Nadir kitabında müminlerin başının açık olmayacağına dair o hadis-i şerif duruyor değil mi? Evet. O var. Onun için müminlerin, Müslümanların başı açık olmaz. Başı açık kılınan namaz tam mekruhtur. Şapkayına giyer de şapkayı arkasına çevirirsen onun arka tarafı mekruh, ön tarafı yine mekruh değil. Ama şapkayla da kılmaz, başı açık da kılmaz, başına bir tellik giyer, başını örtersen işte o asıl sünnet olur. Bizim Hanefi mezhebine göre bu başının üçte bir yeri kapalı olacak. Şu kadar yeri kapalı olması lazım. Şu kadar yeri kapalı olursa geri kalan yeri açık da olsa olur. Yani şu başının tüstüm hepsinin üçte biri kadar yeri kapalı olması lazım. Sarık sararsa aliyyül âlâ daha iyidir. Yalnız sarığı gündüz riya olmasın diye gece ibadetine kalktığın zaman o zaman yaparlar, o iyidir. Allahü Teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Hadibiye mevkiinde kalıp da bu ayet gelince bu ayette لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا Resulullah'ın rüyası doğrudur. Ve dinil hak, onun dini de haktır. Letedhulünnel mescidel haram. Siz mescidi haram olan Kabe'ye gideceksiniz. İnşallah Allah'ın izniyle, aminine, selamet olarak gideceksiniz. Ve muhallikin, orada başınızı usturaya vereceksiniz. Ve mukassirin, yahut da kısalacaksınız. Kısa saç kısalmaz, uzun saç kısalır. İşte eshapların saçları buraya kadar vardı, omuzlarına kadar vardı bazısının, bazısının ki kulağının yumuşağına kadar vardı. Bunu
İsterseniz diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ustaya verin, isterseniz kısaldın. Her ikisi de kabuldür. Onun için orada haciler şey yapar. Bazı gittim ve gittiğimde gördüm ben hacilere, başında hiç saç yok. Makineyi boş dolandırıyor öyle. Usturayı boş dolandırıyor. Niye yapıyorsun? Saçım yok diyor. Ya saçını niye bırakmadın? Ne bileyim ben bilmedim diyor. Daha oraya gitmiş. Orada kafasını usturaya vermiş. Tekrar kendisi orada şey yapıyor. E işte öyle olunması lazım. İşte yine Musa Aleyhisselam'ın kardeşi Harun Aleyhisselam'ın yanına geldiğinde Kabe'ye gidip de Musa Aleyhisselam orayı şey yapınca kavim bızağa tapmaya başlamışlardı. Geliyor kardeşi Harun Aleyhisselam'ın saçından tutuyor. Başından tutuyor diye yazmışlar bazıları. Esas saçından tutuyor sallıyor. Baştan sallanmaz, saçtan sallanır. Başından tuttu, saçından tuttu, sürmeye başladı. Sen bu kavmi niye buzağa daptırdın deyince diyor ki ey annemin oğlu diyor, bana bu rezaleti yapma. Bana bu rezaleti yapma. Çünkü bu kavmim zaten ben bunlara siz buzağa dapmayın deyince bunlar bana rezillik yaptılar. Sen dedin mi diyor, dedim diyor. Onlara soruyor. Dedim bunlara size buzağa dapmayın diye dedi diyorlar. O zaman bunları bırakıyor, kavmiyle uğraşmaya başlıyor. Musa Aleyhisselam'ın kardeşi Harun Aleyhisselam'ın saçından tutup da çekip sürünecek kadar saçı varmış. Öyle yarım parmak, bir parmak saç tutulmaz. Eline attığın zaman pençeyle eline duracak gibiymiş saç. Bundan bu anlaşılıyor. Onun için bilhassa ve bilhassa kadiri dervişleri saçlı olur. Şeyhler saçlı olur. Seyyid Ahmed Rufai Hazretleri uzun saçlıydı. Öyle kısa saçlı değil. Ta omuzlarına kadar dökülür öyle saçlıydı. Bütün evvelki tarikat pirleri, büyük mezhep imamları bir kısmının saçı kulağına kadar, kulağının yumuşağına kadar böyle uzadır. Böyle buradan daradıkını ta buraya kadar uzadır böyle. Bir kısmı da omuzlarına kadar gelirdi. Şimdi ben kurbanda kestirdiğimizden saçım şimdi biraz kısa. Bunu daha bir parmak kadar uzatmamız lazım bizim. Ta şuraya gelecek saç. Esas sünnet odur. O saçı bırakmayıp da önünde az bir şey bırakıp arkaya daramak bunlar Avrupa'dan gelen sünnet. Avrupa'nın sünneti. Peygamberimizin sünneti. Buradan şey yaptığın ta kulağın yumuşağına kadar. Daha evvelki peygamberlerin sünnetleri de omuzlarına kadar. Omuzlarına kadar bırakırsan evvelki peygamberlerin sünnetleri de yerini bulmuş oluyor. Bizim peygamberimizinki de buyuyor. Ama hiç olmazsa kulağın yumuşağına kadar bırakırsan peygamberimizin sünneti yerini bulmuş oluyor. Yine Hadibiye mevkiindeyken Hazreti Osman radıyallahu teala an hazretlerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretleri kafirlere elçi olarak göndermişti. Çünkü Hazreti Osman'ın kafirlerden yakın akrabaları çoktu. Onu öldürmeyeceklerini biliyor. Onu öldürmeyecekler. Onun için Hazreti Osman'ı başkasını elçi olarak göndermiyor, onu gönderiyor. Bir haber geldi ki Hazreti Osman radıyallahu anh şehit edildi dediler. Kafirler şehit ettirdiler. Kafirler şehit etti deyince Peygamberimiz diyor ki artık ben durmam. Ben harp edeceğim. Hazreti Osman şehit edildikten sonra ben harp etmeden durmam. Allah için gelin benim elimden biat edin, alın. Silahsız yetmişler, kılıçları yok. Nasıl harbe hazırlasınlar? Evvelce harp edecek filan diyenler, biz bu muahedeyi kabul etmiyoruz, harp ediyoruz diyenlerin bir kısımları, bazıları saklanmaya başladı. Peygamberimiz ağacın altına geldi, dedi ki Allah için benim elimden tutun, biat edin. İşte bu biat tarikatta var, şeriatta yok.
Sure-i Fetih ayet 18-19-20'de. Bu biati. Aşire-i Mübeşşere. O 10 kişi elinden tutup biat edenler hakkında inmiştir bu ayet. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ayeti kerimede buyuruyor ki: Ey Habibim Ahmed Resulüm ya Muhammed, o ağacın altında senin elinden tutanlardan Allah razı oldu. Yüzlerce ashab geldi oraya, belki 500, belki 1000 daha fazla. Bunların içinden ancak 10 kişi gelip Peygamberimizin elinden tutabildi. Aşır 10'dur Arapçada. Aşire-i Mübeşşere demek, cennetlikle müjdelenen 10 kişi demektir. Diğerlerini kapsamıyor bu ayet. Cennetlikle müjdelenen 10 kişi o ağacın altında tuttu. Geri kalanı silahsız harbe nasıl gitsin? İşte Allah-u Teala'nın çok büyük bir imtihanı. Okulda imtihana girenler, veren kazanır, veremeyen kazanamaz. Aynı onun gibi Allah-u Teala'nın da büyük bir imtihanıydı. 10 kişi ashab bunu kazandı. Başta 4 şariyer olmak üzere Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Ondan sonra 4'ü bu. 6 tane de daha var. 10 kişi Peygamberimizin elinden tuttu. Ya Resulallah, malımızla, canımızla, varımızla senin öl dediğin yerde kanımın son damlasına kadar harp edeceğim, öleceğim, dönmeyeceğim diye Allah-u Teala'ya yemin verdi. Siz Allah'a verdiğiniz ahdi tazeleyin. Dedi ki odur. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ruhlar yaratıldığında ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Hepsi kalu bela. Hepsi beni dediler. Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin dediler. Hiç la diyen yok. Bir adama deseler ki şimdi sen Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım demesi lazım. Ne zamandan beri Müslümansın? Kalu beladan beri Müslümanım. Kalu bela ne demektir? Elestü bir Rabbüküm hitabının cevabıdır. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinin cevabıdır. Ama dünyaya gelince millet azdı. O ayrı mesele. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Elestü bir Rabbüküm dediğinde Allah-u Teala'ya yemin ettik, söz verdik bizim ruhlarımız. Kalu bela. Bunu kitabımızda çok geniş açıkladık. Kalu bela. Hepsi beni ya Rabbi, doğrudur, sen bizim Rabbimizsin dediler. Senin gösterdiğin yoldan ayrılmayacağız dediler. Hepsi Müslümandır. Burada da ders verirken diyor ki, innel ahde ahdullahi, ezeldeki Allah-u Teala'ya verdiğin ahdi, elestü birabbüküm dediğinde, galu bela dediğin ahdi, muhafaza edip onunla çalışacağına söz veriyor mu demektir? Tarikattaki bu işte bu. Onlar da diyor ki söz veriyor. Onlar da diyor ki biz peygamberimizin zamanında olsaydık peygamberimize binaen senin elinden tutup da biat ederdik. Peygamberimizin zamanında olmadığımız için peygamberimize binaen ona vekaleten sen vekaletlik yapıyorsun. Senin elinden, peygamberimizin elinden tutup biat etmiş gibi ver elini biat edeceğim demektir. İnnel ahde ahdullahi. Sen o ahde anki Allah-u Teala'ya vermiş olduğun ahdir. Ve Resulihi. İkincisi, Resulüne verilen ahdir. İkincisi, Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine, Resulüne verilen ahdir. O ahdi de an. Bu da hangisidir? İşte bu Sure-i Fetih'teki. Sure-i Fetih ayet 18-19-20.
Cenab-ı Hak Teala Hazretleri diyor ki, ben yemin ederim ki o ağacın altında senin elinden tutup biat edenlerden Allah razı oldu. Allahü Teala onların kalplerinde olanı bilmiş. Onların kalplerine güven indirmiş. Yani o cesareti onlar gelip de ellerinden tutup biat edince o cesareti Allahü Teala onlara artırdı. Ve onları pek yakın bir fethiyle mükafatlandıracaktır. Mekke'nin fethinin olacağını da müjdeliyor Peygamberimize ve o ashablara. Yakında sizi büyük bir fethiyle müjdeleyeceğim. Orada bu ayette geldi. Ondan sonra bir haber geldi ki işte 4 tane de 10 tane erkek tuttu Peygamberimizin elinden. 4 mü 6 mı kadın geldi. Onlar da Peygamberimizin elinden tuttu. Biat etti. Dedi ki ya Resulallah, malımızla, canımızla, varımızla senin öl dediğin yerde ölecek. Ne dersen onu yapacak. Kadınların biat etmez diye söylemişler. Kadınlara biat ver diye Allahü Teala'nın emri vardır. Ne var Kur'an-ı Kerim'in içinde? İnanmış kadınlar senin yanına geldikleri zaman şu çocuklarını diri diri gömmeyeceklerine, yalan söylemeyeceklerine, elleriyle ayakları arasında bir günah işlemeyeceklerine, yalan söz uydurmayacaklarına, bunların hepsine tövbe edip söz verdikleri zaman onların biatlerini al diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Ayet-i Kerime'de. Onlar senin yanına geldikleri zaman onlar çocuklarını diri diri kuma gömmeyeceklerine. Çocuklarını evvelce kuma gömmemişlerse Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu ayetini o için söylüyor. Zina etmeyeceklerine. Evvelce zina etmiş. Olsa yine ders vermen lazım. Çocuğunu diri diri kuma gömmüş olsa bu ayete göre yine ders vermen lazım. Ama sıdkıyla tövbe ederse, elleriyle ayakları arasında bir günah işlemeyeceklerine, yani düğünlerde erkeklerin gözünün önünde oynamayıp veyahut da herhangi bir hareket öyle bir şey yapmayıp, zina etmeyip, elleriyle ayakları arasında bir günah işlemeyeceklerine söz verdikleri halde zina etmeyeceklerine bu gibi kötü sayar Kur'an-ı Kerim'de de bunların hepsini yapmayacaklarına söz verdikleri zaman sen onlara biat ver diyor. Biatı her ne kadar günahkar olursa olsun Peygamberimize emrediyor, sen onlara biat ver diyor. Biz de gelen adama sen şu rüyayı gör, şu rüyaya yap. Ya adam gavur geldi. Bu kadar günah da işlemiş. Buna geri gelmez biati ver diyor. Adam Müslüman gelmiş. Biz onlara daha ezip süzüyor ki acaba biz buna tarikatta ders versek mi vermesek mi? Allahü Teala'nın dediğine ne kadar terstir. Allah muhafaza etsin. Yine muahede yapılırken Suheyl'in oğlu Müslüman olmuş. Sen biriniz Müslüman olup da bizim içimize gelirse biz teslim etmeyecek. Bizden birimiz Müslüman olup da sizin içinize kaçıp gelirse siz teslim edeceksiniz. Peygamberimiz onu da kabul etti. Eshapları kabul etmiyorlar. Niçin kabul ettin deyince Peygamberimiz diyor ki bizim içimizde durup da bizi kabul etmeyip de onların içine giderse Allah onu daha öte götürsün diyor. Onlardan birisi Müslüman olup da bizim izimize gelirse Allahü Teala da onu muhafaza etsin diyor. Peygamberimizin o duası işte. Görünüşte bir şey yok ama o dua var. Şimdi Müslüman olana bir şey olmayacak. Teslim edilse yine bir şey olmayacak. O sırada Suheyl'in oğlu Müslüman olmuş. Müslüman olunca kendisini dövmüş. Zindana atmış. Ellerine zincir kelepçek vurmuş. Zindanda dururken bu zindanın kapısını kırıyor. Hapus ettiği zinciri de kırıyor. Elindeki, ayağındaki zinciri de kırıyor. Zincirin bir başı sürünerekten
Kaçtı peygamberimizin yanına geldi. Dedi ki ya Resulallah, bu adam benim babamdır. Bu adam benim babamdır. Beni buna teslim etme. Beni buna teslim edersen bu beni öldürür dedi. Suheyl de diyor ki işte şimdi senin hak peygamber olup sözünde durup durmayacağın burada belli olur. Oğlumu bana teslim edersen bilirim ki ne? Demek ki sen hak peygambersin. Ne kadar eshaplar rica ettiyse peygamberimiz teslim edeceğim diyor. Diyor ki ya Resulallah öldürür diyorlar. Allah onu muhafaza eder diyor. Sizin aklınız yetmez. İşte peygamberimiz hikmet ilmiyle biliyor, eshap bilmiyor. Kur'an-ı Kerim'de Hızır Aleyhisselam'ın hikmet ilmiyle bilip de Sure-i Kehf'te Hızır Aleyhisselam'ın gemiyi delmesine, oğlanı boğazlamasına, duvarı yapmasına Musa Aleyhisselam karşı çıkıyor. Burada da hikmet ilmiyle görünüşte çok ters ama ileride hikmet var, onu kimse bilmiyor. Onda hikmet var, siz bilmezsiniz diyor. Neyse, hepsi razı oluyorlar artık, mecbur. Çocuğu babasına teslim ediyor, çocuğu alıp gidiyor. Giderken yolda çocuk diyor ki ne, ben diyor bunu hak peygamber olarak biliyordum ama hak peygamber değilmiş diyor. Beni sana teslim etti diyor, bak diyor bu yapılacak şey mi diyor. Babası da buna kanıyor. Halbuki çocuk babasını kandırmanın için söylüyor. Ver gittikten sonra oğlu ayakta diyor ya, artık elini ayağını çiziyor, oturuyorlar su başında yemek yiyorlar. Yahut da bir yerde mola, yemek molası veriyorlar. Yemek yerlerken, orada yemeklerini yerken hepsine uyku geliyor, hepsi uyudu. Birçok çocuk uyumuyor. Çocuk uyuyanların, o uyuyanların birisinin kılıcını alıyor, uykudayken hepsinin başını kesiyor. Dağ başına çıkıyor. Diyor ki, Muhammed'in Müslüman olanları yanına kaçar gelirse muahedesi var, teslim eder. Benim muahedem yok, ben teslim etmem. Müslüman olan benim yanıma gelsin diyor. Bu sefer Müslüman olanlar bunun başına toplanıyor. Bunlar da Mekkelilerin kervanlarını soymaya başlıyor. Yazda giderken kervanların önüne çıkıyorlar, soyuyorlar, dağda yiyorlar. Peygamberimizin yanına geliyor, diyorlar ki ya Muhammed, bu çocuğu bize teslim et. Diyor ki ben onu size teslim ettim. Ben bana teslim olana teslim ederim. Dağ başındaki adama teslim edemem ki. Öyleyse bu mahallenin bu şartını kaldıracak. Kendi elleriyle o şartları kaldırdılar. Dedi ki diyor, bak hikmeti meydana çıktı. Hem bunlar burada dursa bu dağ başında bize ağırlık olacaktı. Yiyecek, içecek sıkıntısı çekecektik. Onlar orada dağ başında durdular, Kureyşlilerin kervanlarını soydular, yediler. Hem de Kureyşlileri buna razı ettiler. Hikmeti meydana çıktı diyor. Oradan geldiler peygamberimizin yanına. Artık burada duruyorlar. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Mekke'deyken bu kafir beyleriyle bir anlaşma yapmıştı. Anlaşma şöyleydi. Peygamberimiz diyor ki ne? Mekkeliler bize saldırırsa o kafir beyine diyor. Mekkeliler bize saldırırsa, hücum ederse bu hücum bize yapılmıştır. Biz kabul edeceğiz. Sizin namınıza gidip biz harp edeceğiz. Sizinle beraber olup. Eğer Mekkeliler bize hücum ederse bu hücum size yapılmıştır. Siz bizimle beraber olacaksınız. Mekkelilerle siz harp edeceksiniz dedi. Peygamberimiz Hazretlerinin bu sözünü de onlar kabul ettiler. Mekkeliler burada muahedeyi yapınca bu muahedeyi de biliyorlar. Buradan Mekkeliler gittiler o kabileyi, gece baskın yaptılar, vurdular. Öldürdüler onları. Oradan da birçok mal alıp geldiler. Bunların da onların yapıldığını belli oldu. Oradan bir cılbak ata binmiş birisi
Şemsi Mevlid'i mi, hangi mevlütte, bir mevlidin bir yerinde der ki, Resulullah'tan namazın kılmış idi, arkasının mihrabına dönmüş idi, gördüler kim karşıdan bir atlı gelir, gayet heybetli gelir. Gel dedi ki, ya Resulallah, ya Muhammed, bizi vurdular, Mekkeliler kıldılar, mallarımızı aldılar deyince, Peygamberimiz diyor ki ne, bunu gizli tutun, hiç kimseye söylemeyin. Ben onlarla harp ederim, sizin malınızı da ziyadesiyle size veririm dedi. Peygamberimiz asker toplamaya başladı. Kafirler de biliyor ki ne, muahede bozuldu mu acaba? Bunlara vurduk ama bunun için bizle harp eder mi? Geldiler dediler ki ne, senden bir muahede yapak dediler. Peygamberimiz dedi ki, muahedemiz tamam dedi. E tamam mı, gene bir yapak, ne için yapak? Muahede bozuldu mu diyor. Bozuldu deseler harp olacak. Bozulmadı diyorlar. Bozulmadı ise ne için yapar? Bunlar da anlıyor ki ne, onu kıymete almıyor. Peygamberimiz asker toplamaya başladı ama bunlarda bir iciklik var. Ebu Süfyan, Mekke'nin beyler beyi, Ebu Süfyan diyor ki, beyler gidin bakalım Muhammed'i harp hazırlığını nereye yapıyor? Peygamberimizin 500 süvarisi vardı. 500 süvarisi. Bu 500 süvariyi Şam'a gönderdi. Siz gidin dedi. Onlar arkasını takip ettiler ki ne, 500 süvari Şam'a doğru gidiyor. Yolda süratle gidiyorlar. O zaman dediler ki ne, bunlar artık Şam'a baskın yapacak dediler. Oradan geri döndüler. Dediler ki ne, kaygısız olun. Ellerinde zaten 500 atlı vardı. 500 atlıyı da Şam'a gönderdiler. Geri kalan da harp edecek adam değil. Piyade kalıyor geriye. Başka bir şey yok. Onu ta akşam karanlığına kadar bekledik. Orada ilerliyor. Peygamberimiz onlar oradan çekildikten sonra, karanlıktan sonra 17 cins at seçtirmiş, hazırlatmış evveli. Diyor ki ya bunlara, binin o atlıların arkasından yetişin, bu gece Mekke'yi basıyor diyor. Çünkü kabileyi vurdular ya, muahede bozuldu. İşte Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede diyor ki, bu gece diyor sabah namazından evvel arkamızdan yetişsinler. Yatsından sonra gitmiş onlar. İçinden başlamışlar, yatsıya kadar yol çekmişler. Oradan da sabah namazında evvel arkamızdan yetişsinler. Yani atlar karanlıkta görünmüyor. Atlar son sürat koşup geliyor. Atların ayağı daşa çarpınca nallarından çıngılar çıkıyor. Çıngıları gördüler. Ayet-i Kerime'de onu söylüyor. Geldiler arkalarına yetiştiler. Peygamberimiz ashabı dörde böldü. Dört taraftan hücuma kalktılar. Artık Peygamberimiz sabah oldu. Diyor ki Mekke'nin içine giren kurtulur. 17 kişinin idamlığını istemiş. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Uhud cenginde Hazreti Hamza'nın karnını kafirler yarmış, hindi kadın, Ebu Süfyan'ın karısı hindi kadın, Hazreti Hamza'nın ciğerini ağzına almış, çiğ çiğ yiyor. Bunu kitabımızda geniş açıkladık biz. Şimdi kısadan gidiyor. Çiğ çiğ onu yiyor. Ağzına almış, çiğ çiğ yiyor. Bunu Peygamberimiz gördü. Kafirlerin elinde, kafirler galip gelmiş. O zaman Peygamberimiz dedi ki, ya Rabbi, eğer elime fırsat geçerse bu Mekke'nin beylerinden ...70 kişiyi öldürürüm diyor.
Peygamberimiz Mekke'ye girerken 17 kişinin de idamlığını istedi bunlardan başka. 17 kişinin içinde Hindi kadın da var, o ciğeri yiyen kadın da var. Hem de Hazreti Hamza'yı şehirden vahşi de var. 12 tanesi de şairdir. Bunların nerede görürseniz öldürün dedi. Müslüman olacaklar da Hazreti Ömer'in elinden tutuyordu. İşte Hazreti Ömer'in elinden erkekler tutup piyade edip bittikten sonra kadınlar da elinden tutup piyade etmeye başladılar. O Hindi kadın başını gözünü sarmış, kendisini bellisiz etmiş, Hazreti Ömer'in elinden tutuyor, dedi ki, ya Ömer, siz bizim neyimiz sayılırsınız? Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, siz bizim annemiz sayılırsınız. Annesi bilmeyerek bir suç işlese, evladından özür dilese, evladı onun affeder mi? Eder diyor. Öyleyse ver elini senden biat edeceğim, biat etti. Ondan sonra şehadet kelimesi getirdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi. Başını açtı. Ben Hindi kadınım dedi. Başını açınca peygamberimize haber verdiler. Hindi kadın başını açtı. Böyle böyle yaptı. Ne diyorum? Ne emrediyorum? Peygamberimiz diyor ki öldürmeyin. Yüzünü yüzüme göstermeyin. Benim cemaatime gelmesin diyor. İşte o zamanda da kadınlar peygamberimizin elinden tutup biat etti. Daha sonra bunlardan daha sonra kadınların elden tutup biat etmemesi için ayet geldi. Sonra Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Mekke'nin içinde duruyor. Bir eshaptan birisi Peygamberimizin yanına geldi. Dedi ki ya Resulallah, benim akrabalarım beylerdir. Onların Müslüman olabilmesi için bizden bir iltifat görmesi lazım. Sen de ki benim için bunun evine giren de kurtulur diye. Ben beyleri bizim evime toplayayım. Onların hepsini ben ikna ederim, Müslüman olurlardı. Oraya topladılar. Hepsi ikna etti. Ebu Süfyan ikna olmuyor. Ebu Süfyan. Ebu Süfyan da zorla ikna etti. Peygamberimizin yanına geldi. Hepsi peygamberimizden elinden tutup biat ettiler. Ebu Süfyan. Koltuğuna gelmiş yumrukla vuruyor diyor, koltuğuna vuruyorlar. Yahu şehadet getir, öldürecekler seni, şehadet getir, vuruyorlar, akrabası vuruyor. Diyor ki, ben la ilahe illallah derim de Muhammed Resulullah demek bana ağır geliyor. Ben la ilahe illallah derim ama Muhammed Resulullah demek bana ağır geliyor. Neyse koltuğuna yumrukla vura vura zorla dediler. La ilahe illallah derim, Muhammed Resulullah demem deyince, ağır geliyor deyince Hazreti Ömer elini belindeki kılıcına attı. Bir de Peygamberimizin gözüne baktı. Yani işaret etse hemen öldürecek. Peygamberimizden işaret bekliyor. Peygamberimiz de işaret etmedi. Bu Müslüman olduktan sonra Hazreti Ömer soruyor, diyor ki ya Resulallah, bu adam ölümü hak etmedi mi? Hak etti diyor Peygamberimiz. Ben elimi belimdeki kılıca attım, seni de gözüne baktım. Acaba bir işaret eder mi diye. Sen de işaret etmedin. Bana niçin işaret etmedin? Diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki, yeryüzüne gelen peygamberlerin içinde imayla, işaretle konuşan bir peygamber gelmemiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde başka bir ayet sayarken onlar kaşla, gözle, işaretle konuşurlar diyor. Müslümanlar kaşla, gözle, işaretle konuşmazlar. Peygamberimizinki de öyle olmayacağına göre işaretle konuşmuyor. O zaman da öldürseniz olurdu ama şimdi Müslüman oldu, öldüremezsiniz. Böylelikle Mekke'yi
zapt ettiler. Sonra Hadibiye mevkiinde Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri o ağacın altında senin elinden tutanlardan Allah razı oldu. O ağacın altında senin elinden tutanlardan Allah razı oldu. Deyince şimdi gel bakalım bu tarikatın ne lüzumu var diyorlar. İşte bu ayete göre lüzumu var. Ondan sonraki gelen ayette onlar senin elinden tutup biat ettikleri zaman onların elinin üstünde Allah'ın eli vardı. Yedullahi fevka eydihim femen nekese fe innema yenküsü ala nefsi. O ağacın altında senin elinden tutup biat ettiklerinde bir evvelki ayette ağaç diye geçer. Bu ayetlerde geçmiyor. O ağacın altında senin elinden tutup da biat ettiklerinde onların elinin üstünde Allah'ın eli vardı. Allah'ın kudreti vardı. Allahü Teala'nın yardımı vardı. Allahü Teala'nın hidayeti vardı. Allahü Teala'nın nazarı vardı onlarda. Allahü Teala onların tecellisi onlarla beraberdi demek olur. Allah-u Teala'nın hıfzı himayesi vardı demek olur. Hadis-i Kudsi'de ben bir kulumu seversem onun gören gözü ben olurum, eşiden kulağı ben olurum, tutan eli ben olurum, yürüyen ayağı ben olurum diyor. Gören gözü Allah, tutan eli Allah-u Teala, yürüyen ayağı Allah-u Teala, söyleyen dili Allah-u Teala. Soruyorum size, Allah'la tutan neyi tutamaz? Allah'la bakan neyi göremez? Allah'la dinleyen neyi dinleyemez? Allah'la söyleyen neyi söyleyemez? Her duasını kabul eder diyor. Yine bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki hadis-i şerifte El mütehabbune fillah. Bu dünyada Allah için sevişenler, Allah için birbirlerini sevenler, alâ menâbirin min nurin, yarın mahşerden nurdan menberler üzerinde olurlar. Bi mekânihimin nebiyyûne ve sıddîkûne ve şühedâ. Allah için sevişenler, yarın mahşerden nurdan menberler üzerinde olurlar. Onların mekanlarına peygamberler, şehitler, sıddıklar imrenirler. El mütehabbune fillah ala menabirin min nurin yavbituhum bi mekanihimün nebiyyune ve sıddifune ve şühedâ. Bu dünyada Allah için sevişenler yarın mahşerde nurdan menberler üzerinde olurlar. Onların mekanlarına peygamberler, şehitler, sıddıklar imrenirler diyor. İşte biraz evvel dedik Cenab-ı Hak Teala Hazretleri en büyük selahiyeti en büyük peygambere verir. En büyük kumandanı en büyük yavru ordusunun önüne gönderildiği gibi en büyük selahiyeti de ona verildiği gibi en büyük selahiyeti peygamberimize veriyor. En büyük kumandan olduğu için o Mekke müşriklerinin içine onları gönderiyor. Onun için peygamberimizin büyüklüğü meydana çıkıyor. Sonra peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Mekke'yi fethetti. Mekke'yi fethetti. En sonunda Mekke'yi aldı. Mekke'yi aldıktan sonra Nusrat peygamberimizin askerine, ordusuna geçti. Her 1,5 ayda bir sefere çıkarlardı. Bir yeri fethederlerdi. Peygamberimize kafir kralları, beyleri, kumandanları Arap Yarımadası'nda her gün 20-25 elçi gönderirlerdi. Bizimle sulh olsun diye.
Onların bazılarından haraç para alır, sulh olur, bazılarıyla de sulh olmaz, harp ederdi. O harp edip orayı fethettikten sonra onların sulh muadesi bitince onlarla harp ederdi. Böylelikle Mekke'nin fethinden sonra vefatına kadar bütün Arap Yarımadası'nın hepsini aldılar. Bazıları mektupla, elçiler vasıtasıyla Müslüman oldu. Bazıları de şeyle Müslüman oldu. Harbiyle Müslüman oldu. Harbiyle Müslüman oldu. Ondan sonra Peygamberimizin ashabı her yere dağıldı. Allah onların yolundan, izinden ayırmasın Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Evet, işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin yanına Cebrail aleyhisselam ikinci bir sefer bir daha geldi. Dedi ki, ya Muhammed, senin emrine verdi Allah-u Teala beni. Bu kafirlerin yaptığına dayanamıyor. İstiyorsan şimdi Taif'i yerin dibine batırayım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri yine diyor ki, ya Cebrail, bunlar bilmiyorlar yapıyorlar, bilseler yapmazlar. Belki ileride bunların içinde Müslüman olanlar olur. Onlar da batıp gidecek. Onun için sabredek bakalım. Cebrail aleyhisselam yine gitti. Yine kafirlerin çocuklarının taşları devam ediyor. Bu gelen taş başka bir şey değil. Taşın bir insana vurulunca ne kadar ağrılacağını düşün. O da yer seçmiyor. Kafası gözü neresi rast gelirse vuruyor. Yine bunlar kaçmaya başladılar. O sırada üçüncü sefer Cebrail aleyhisselam tekrar geldi. Dedi ki, ya Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed. Ya Muhammed, beni Allahü Teala senin emrine verdi. İstersen şimdi Taif'i yerin dibine batıracağım. Yalnız bu sefer kesin bir söz, senden kesin bir söz almadan geri dönmeyeceğim. Allahü Teala'nın emri. Yani bunları batır diye, bunları batır diye bir kesin bir söz söylemedikten sonra geri dönmeyeceğim. Bu da Allahü Teala'nın emri. Şimdi kararı sen vereceksin. Peygamberimiz düşündü. Yine aynı taş geliyor kendisine. Kafirlerin çocuklarının taşları yine değiyor. Bunlara batır dese hepsi gidecek. Batırma dese belki ileride Müslüman olurlar. Onlara acıyor. İşte merhamet ne kadar çok. Yani kafirlerden Müslüman, ileride Müslüman olacaklara acıyor. Biz de Müslüman olup gelip bizden ders alacaklara acımıyor. Bizimki Peygamberimizin neresine benziyor? Yaptığının neresine benziyor? Sen Allahü Teala yanında sevgili olabilmen için onun kullarına her ne kadar kolaylık gösterip de İslamiyet'e çalışmaya ne kadar çok çekebilirsen o kadar Allahü Teala'yı çok sevilirsin. Peygamberimize her ne kadar sevilmek istiyorsan onun ümmetini çoğaltmanın için her ne kadar çok sayı gayret edersen o kadar sevilirsin. Çünkü Veysel Karani Hazretlerine Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri hırkasını tacını göndermesindeki sebep, ben bu hırkayı tacı giydiğim müddetçe ümmet için dua ettim. Sen de ümmet için dua ettiği gönderdi. Veysel Karani Hazretleri o hırka için başını secdeye vurup ağladığında ümmeti Muhammed'in günahını affettirmenin için ağlıyordu. Dörtte üç günahını affettirdi. Ondan sonra Hazreti Ömer dayanamayıp kendini kaldırdı. Hazreti Ömer halından haberi yoktu, kaldırdı. Ondan sonra o hırkayı tacı giydi. Yani Peygamberimiz en sevdiği Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye sen şu hırkayı giy demiyor. Şu tacı vur demiyor. Benim ümmetim için en fazla ağlayıp da affedilecek kimse o giysin bu hırkayı diyor. Bu da kendisi ümmet, anası Müslüman, babası Müslüman gelmiş bana biraz Allah'tan, peygamberden, İslamiyet'ten bunların rızasını kazanacak yolları göstermenin için bana bir şeyler tarif et diyor. O da ben sen şu dersleri çek de
Ben seni beğenirsem, hesabıma gelirsem ondan sonra seni kabul ederim. Onun, o sana Allah-u Teala'dan gelen bir hediyedir. Allah-u Teala senin kapına onu getirmiş. O da diliyle söylüyor, bana şu hediyeyi ver Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala'nın sana vermiş olduğu bu selahiyetle sen bana bu dersi, bu hediyeyi ver diye yalvarıyor. Sen de onu vermeyince Allah-u Teala ne der? Ben sana bunu geleni geri çevir diye mi verdimdir? Peygamberimiz ömründe Ebu Cehil'i bir sefer olsun geri çevirmemiş. Ebu Cehil hep yanlış, ters, akis sorular sormanın için geliyor. Her seferinde Peygamberimiz kabul ediyor. Kendinin sorusunu cevaplandırıyor, güzellikle cevaplandırıyor. Ebu Cehil'den daha kötüsü olmaz. Ebu Cehil'i Müslüman edebilmenin için Peygamberimiz elini açıyor, dua ediyor. Ya Rabbi şu iki Ömer'den birisini Müslüman et de bu dini mübini onların eline ihya et diyor. İki Ömer'den birisinin eliyle bu dini mübini ihya et diyor. Peygamberimiz Ebu Cehil için öyle dua ediyor ve onu Müslüman edebilmek için can atıyor ama Ebu Cehil'e dua nasip olmadı, Hazreti Ömer'e nasip oldu, o ayrı mesele. Demek istediğim, biz Müslüman olmadan bunu yanımızdan niçin tiksindirek, niçin geri göndererek, niçin şey yapar? Onun için bu tarikat hiçbirimizin dapılı malı değildir. Bizim hepimiz faniyik, bu dünyadan gidecek, tarikat bakidir. Kıyamete kadar, kıyametten sonra mahşerde bakidir. Mahşerden sonra cennette bakidir. Onun için bunların hepsinin sahibi olan Allah-u Teala, hepsinin sahibi olan Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, yarın mahşere vardığımız zaman onun yanına, onun adamından çoğaldırsak, bir kişiyi çoğaldırsak bizden memnun olur. Hadis-i şerifinde buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, ümmetimin çoğunluğuyla iftihar ederim. Ümmetimin çoğunluğuyla iftihar ederim. Velev kâne fissakat diyor. Yani düşük çocuk da olsa ondan iftihar ederim diyor. Onun için bu bazı kimseler de evlenmeyi iyi görmüyor. Biz işte ömrümüzü ilme vakfettik de verim bir şey yaptık. Halbuki Peygamberimiz çoğalmayı emrediyor. Ümmetimin çoğunluğuyla iftihar ederim diyor. Bizden sonraki doğan nesiller bu dini mübini ihya edecek, yükseltecek. İngiliz, Fransız, Amerikan, Rus bilmem ne gelip de burada bu dini mübini ihya etmez. Bizden doğan evlatlar, bizim evlatlarımız bu dini mübini ihya edecek. Onun için biz suyunun içine biraz fazla katalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki يَسِّرُوا اِخْوَانُكُمْ فَاِنَّ كُلُّ مُؤْمِنٌ شَفَاتٌ. Siz dünyadayken ihvanın sayısını çoğaldınız. Çünkü yarın mahşerde şefaat edip birbirini kurtarmaklık var diyor. Allah tarikatımızı, dergahımızı, ihvanlarımızı, bunların sayılarını âli etsin, çoğaltsın, yükseltsin. Bilmeyen kardeşlerimize de bildirsin, bize de bildiğimizden amel eylemek nasip etsin Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, bu sefer Cebrail aleyhisselam gelince, diyor ki ya Cebrail, bir hafta bekle, bir hafta içerisinde Taif'in içinde bir tek bir kişi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse sen Taif'i batırma. Bir hafta içerisinde bir kişi şehadet kelimesi getirmeyip Müslüman olmasa o zaman batır diyor. Cebrail aleyhisselam gitti. Bir hafta geçmeden de Taif'ten bir köle geldi. Peygamberimizin elinden tuttu, biat etti. Müslüman oldu. Taif öylelikle bakmadan kurtuldu. Yani şimdi bu durum lisanen söylenir. Bir adama
böyle saatlerce taşla mücadele etme değil de en merhametli dediğin adama bir taş değse o taş değen adama beddua eder hemen. Onu buyuruyor. Halbuki Müslüman adam. Ne o? Kazayla değse bile gene beddua eder. Peygamberimize yüzlerce taş değiyor. En sevdiği Hazreti Ebu Bekir Sıddık Rönetleri Goma'ya giriyor. Gene onlar Müslüman olur diye bekliyor ama sonradan nasıl oldu ama? Sonuna bakarsan bütün Murtatlar Harbi'nde bütün her yer Arabistan Yarımadası tüstün Murtat olduğunda eski dinlerine döndüklerinde Muhammed dinini terk edip eski putperestliklerine döndüklerinde üç şehir Müslüman olaraktan kaldı. Mekke, Medine, Taif. Hazreti Ebu Bekir'in asker toplayıp da murtatlar üzerine harbe gönderdiği bu üç şehirdi. Bu üç şehirden asker topladı. Bir murtatlardan kaçıp gelen Müslümanlar, Parakende kaçıp gelen Müslümanları geri çevirir. Onlara harbe gönderir. Bir de bu üç şehirden toplanılan askerle, bunların sayısı, üç şehrin sayısı, bir de o dışarıdan girenlerin sayısı pek az bir şey gene yani. Pek hatırımda değil. 50-60 bin kişi bir şey böyle. Yani hatırımda değil. Bunların tekrar olanın hepsini fethettiler, şey yaptılar. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri yine Medine-i Münevver'deyken Müslüman olanları öldürme kararı aldılar. İlk defa zayıflardan başlayacağı hakikaten. Bunları kırbaçlarla döve döve birazlarını öldürdüler. Birazı korkusundan ben eski dinime döndüm dedi. Bunların içinde korkusundan böyle söyleyenler oldu. Sonra kafirler Müslümanlara yiyecek, içecek satmama ambargosu uyguladılar. Peygamberimiz de içinde yiyecek, içecek satmıyorlar. Ambargo. Müslüman olanların hepsi aç kaldılar. Dediler ki ne bunları şehirde de durdurmaya. Çöle sürek. Müslümanların hepsini çöle sürdüler. 2,5 sene o Mekke'nin sıcağında çölde Müslümanlar bekledi. Birer çadır kurup orada beklediler. Hem aç hem öyle. Bir insan anasını, babasını, akrabalarını, yerini, yurdunu, memleketini, her şeyini terk edip de başka bir memlekete göç etmez. Gayet fazla sıkılmadıktan sonra bunlar da o dereceye geldiler ki dediler ki ya Resulallah biz bu kafirlerin işkencesine dayanamıyoruz. Bize müsaade et. Biz bu Mekke'den kaçacağız. Peygamberimiz Habeşistan'a gitmelerini söyledi. Bunlar Habeşistan'a giderlerken kafirler haber aldı. Arkalarından Amr ibn-i As'ı gönderdiler. O zaman Müslüman değildi Amr ibn-i As. Allah-u Teala'nın yardımıyla bunlar izlerini kaybettiler ve saklandılar. Onlar bunları bulamadı. Bunlar gittiler. İkinci bir sefer giden grubun arkasına yine düştüler kafirler. Müslümanlar yine kaçtılar. Diyorlar ki ya Resulallah sen de kaç, sen de git. Diyor ki hiçbir peygamber Allah'tan emir almadıktan sonra gitmez. Sizin kaçmanız gitmeniz benim elimdedir. Benim bu Mekke'yi terk etmem Allah'ın elindedir. Bazı kimseler diyor ki ey Medineliler geldiler Müslüman oldular da peygamberimize güvence verdiler de güvence verdikten sonra Medinelilerin kendilerine verdikleri güvence üzerine Medinelilerin kendilerine vermiş oldukları güvence üzerine onlar Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri
beni orada koruyacağınıza söz verirseniz o zaman gelirim dedi. Ne kadar cahillik, ne kadar peygamberimizin dediğinin aksi, tersi. Halbuki hepsi Habeşistan'a kaçıyor, bir tek peygamberimiz kalıyor. Orada ölüme razı. Taif'te ölüme razı oldu. Bir ümmet edinebilmek için. Müslüman olan değil de Müslüman olacak için. Burada da hepsini kaçırıyor, bir tek kendi kalıyor. Bir insan çok fazla fedai olursa, çok fazla fedai olursa, fedai olarak kalır, diğerlerini kaçırır oradan. Bizim İstiklal Harbi'nde, bizim Osmanlı tarihleri savaşlarında çoktur böyle. Hadis-i Şerif'te Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri gece ibadeti hakkında çok söylüyor. Bir dağların, taşların, ağaçların, yerde gökte canlı cansız, melaikeler ne varsa hepsi Allahu Teala'yı zikreder. Bir de gece kalkıp ibadet yapılacağına dair, gece uyumayıp ibadet yapılacağına dair çok söylüyor. Ben yazıp hazırladığımızın banda kalabalık olmasın diye, yani videoya fazla yer tutmasın diye ancak dörtte birini bu videoya alıyorum. Ancak dörtte üçünü iptal ettim, dörtte birisini videoya alıyorum. Daha bundan çok da zikrullah hakkında ayetler var. O daha çoktur. Allah'ı zikredin, akşam sabah Allahu Teala'yı zikredin filan gibi ayet ve hadisler gayet çoktur. Şimdi gece kalkıp ibadet edileceğine dair ve melaikelerin Allahu Teala'nın ismini yerde, gökte, canlı, cansız, dağlar, taşlar, sular ne varsa hepsinin Allahu Teala'yı zikrettiğine dair bunları yazdım. Yani hem bunları söylüyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, hem de arada siz de gece kalkın, siz de yatmayın, siz de Allahu Teala'yı tesbih edin, zikredin, namaz kılın, gecelerin yarısında kalkın, zikredin diye, tesbih edin diye ayetler var. Bunları sıraladım şimdi inşallah. Bunları okuyacağım. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin emri Kur'an-ı Kerim'de ya farz ya vaciptir. Eğer bizi içine hiç almıyorsa bu peygamberimizin ve ashab-ı suffanın devamlı yapmış olduğu gece uyumayıp da sabaha kadar ibadetle geçirdiğidir ki peygamberimizden kalan büyük bir sünnettir. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki Etiullah ve etiur Resul, siz Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin. Resulüne itaat nasıl olur? Onun yaptığı gibi yapmayla olur. Onun yolunu izini takip etmeyle olur. Onun için biz aynısını yapacağız. Biz başkasına değil kendi nefsimizi ıslah etmeye çalışacağız. Kur'an'ın dediği gibi yaşamaya çalışacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de gece kalk ibadet et, gece kalk tesbih çek, gece kalk Kur'an oku, gece kalk namaz kıl. Ena en leyli saciden ve kaima, secdeyle kıyamdan sabahlar. Bu gibi ayetler gayet çok, hadis-i şerifler gayet çok. Gece uyumamamızı zikrullah, tesbih, ders, namazla geçirmemizi Cenab-ı Hak Teala Hazretleri işaret ediyor. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri de bunu ömür boyu yapıyor. Peygamberimizle beraber Ashab-ı Suffa da yapıyor. Bu da ayettir. Seninle beraber
bir zümrede kalkar, seninle beraber sabahlar diyor. Şimdi okuyacağım inşallah. Sure-i Taha, ayet 130. Artık onların dediklerine sabret ve güneşin doğmasından evvel, batmasından evvel Rabbuna hamd ile tesbihte bulun. Ve gece saatlerinde de tesbih et. Bak, güneşin batmasından evvel, doğmasından evvel hamd et, tesbih et dedi. Evet, bunu herkes yapıyor, bu gece ibadetini kastetmiyor diyebilir. Ama ayet-i kerimede gece saatlerinde de tesbih et. Gecelerin yarısında kalk, gece de tesbih et. Ve gündüzün etrafında da ta ki sen hoşnut olasın. Yani gündüze tesbih et. Gecelerin yarısında kalk, tesbih et. Bu emri ilahi. Bunun için biz teheccüd namazına kalkmamız lazım. Teheccüd peygamberimize farzdı. Ondan sonra o zaman da tesbih çekmemiz lazım. Tesbih etmemiz lazım. Sure-i Ali İmran ayet 191. Onlar ki ayaktayken de, otururken de ve yanları üzere yatarken de Allah-u Teala'yı zikrederler. Şimdi namaz zikirdir diyorlar. Yanları üstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikrederler. Ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkürde bulunurlar. Gökleri, yerleri, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri nasıl yaratmış diye düşünürler. Özü fikrullah olur, Allah'ı düşünmek olur, Allah-u Teala'nın yarattıklarını düşünmek olur demektir. İşte onlar böylece tesbih ve niyazda dururlar. Ey Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın. Sen münezzehsin, artık bizlere ateş azabından koru derler. Yine Sure-i Hadid ayet 1. Göklerde ve yerde ne var ise Allah için tesbih etmektedir. Göklerde ne kadar melaike ne varsa, Mevlid-i Şerif'te de söyler ya, kimi tesbih ve kimi temcid okur, kimi tesbih ve kimi tahmid okur, kimi kıyamda, kimi kılmış rükû, kimi hakka secde kılmış bakuşu diyor. O Mevlid'de de söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Hadid ayet 1'de de Cenab-ı Hak Teala Hazretleri göklerde ve yerde ne var ise Allah'ı tesbih etmektedir. Ve o aziz hakimdir. Canlı cansız. Yerde, gökte ne varsa hepsi Allah-u Teala'yı zikreder. Tesbih eder. Kendine ait tesbihini çeker. Sure-i Haşr ayet 24. O yaratıcı, vücuda çıkarıcı, eşyaya suret verici, yani Sure-i Haşr ayet 24'te o yaratıcı, vücuda çıkarıcı, eşyaya suret verici olan Allah Teala'nın, onun için pek güzel isimler vardır. Onun için göklerde ve yerde ne varsa tesbih eder. Onun için çok güzel isimler var. Esma-ül Hüsna'lar var. Onlarla Allah-u Teala'yı tesbih ederler. Ve aziz hakim olan odur. Yine tekrarlayayım. Sure-i Haşr ayet 24. O yaratıcı, vücuda çıkarıcı, eşyaya suret verici olan Allah-u Teala'dır. Yaratan odur. Eşyaya suret veren odur. Onun için pek güzel isimler vardır. Allah-u Teala'nın 99 ismi vardır. Onun için göklerde ve yerde ne varsa hepsi tesbih eder. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerini canlı cansız, yerde gökte ne varsa hepsi Allah-u Teala'yı tesbih eder. Ve aziz hakim olan odur. İşte dervişlikte derviş çalışa çalışa öyle bir makama varır ki o dağların, taşların, ağaçların, yerlerin zikrettiğini duyar.
Yunus Emre Hazretleri der ki, dağlar ile taşlar ile zikredeyim Allah seni. Seherlerde kuşlar ile zikredeyim Allah seni. Su dibinde mani ile, gökyüzünde ahu ile, derviş Yunus yahu ile zikredeyim Allah seni. Der. Sordum sarı çiçeğe neden benzin sarıdır? Çiçektir derviş baba, özüm hatta doğrudur. Sordum sarı çiçeğe, oğlum kızın var mıdır? Çiçektir derviş baba, oğlum kızım yapraktır. Sordum sarı çiçeğe, boynum neden eğridir? Çiçektir derviş baba, özüm hakka doğrudur. Sordum sarı çiçeğe, niçin benzin sarıdır? Çiçektir derviş baba, ayın günün nurudur. Sordum sarı çiçeğe, sen beni bilir misin? Çiçektir derviş baba, sen Yunus değil misin? Çiçekle konuştuğunu söylüyor. Yani bunlar rastgele söylenen bir söz değil. O çiçeğin tesbih ettiğini ve çiçeğin konuştuğunu, Yunus Emre Hazretleri'nin de çiçekten konuştuğuna büyük bir delildir.